Laden gününün birleşimindeki etken maddeler her türlü virüsü, hatta HIV virüsünün, AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsünün Afrika'nın batısındaki Liberya bilmem ne ülkelerinde bir hastalık çıkmıştı. Ebola virüsü. Ebola virüsünü bile yok ediyor Laden günü. Ebola. Ve en önemli özelliği Laden gününün Lyme hastalığını yok ediyor. Lyme hastalığı diyor da tedavi eden hiçbir makam mevki yok. Lyme'a karşı dünyada en etkili bitki nedir? Evet. Lyme hastalığına sebep olan kenenin ısırmış olduğu kenelerin %1'i Borrelia burgdorferi denen bir bakteri taşır. Borrelia burgdorferi bakterisi aslında bakteri ismi ama bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri. Akıllı bakteri nasıl akıllı? T hücresi, B hücresinin bağışık sisteminin kendine doğru harekete geçtiğini gördüğü zaman kendini korumaya alır. Bütün vücudunu manto gibi şak diye atar. Ortada bir çekirdeği yakalır. Çekirdeğini korunur. Korumak için bir sümüksü, bir sıvı üretir. Onun içinde gizlenir. Bağışık sistemi o kadar hızlı yapar ki bunu. Bağışık sistemi T hücresi, B hücresi, makrofaj onu bunu gönderir. Baktık karşısında bir şey yok. Bir sümüksü, bir madde var. O da dokunun salgılanmış olduğu mukos zanneder, ona karşı savaşmaz. Bu nedenle Lyme hastalığının tedavisi imkansız gibi bir şey. George W. Bush tam 29 defa hastalığın ne olduğunu anlamadı. Doktorlar, Amerika'nın en modern doktorlar, hastanelerindeki doktorlar 29 defa üzerinde deneyler yaptılar. 30. hastane Lyme hastası olduğunu anladı. Adam delirmişti, böyle abuk subuk hareketler yapıyordu. Lyme hastalığına sebep olan Borrelia burgdorferi bakterisinin adından dolayı Borreliosis hastalığı da denir bu hastalığı. Borreliosis hastalığı. Keneden bulaşır. İsrail bir ara Türkiye'de Borrelia burgdorferisi enfekte etti, bulaştırdı, bakteri keneler dağıttı. 86'da 400 Mossad ajanı Türkiye'ye gelerek Türkiye'nin piknik alanına, dağlarına, taşlarına oraya buraya kene dağıttılar. Allah'tan ki Kınalı Keklik kene avcısı. Toplayarak zararsız hale getirdi. Keklik olmasa bu Türkiye'de Allah korusun milyonlarca insan ölebilirdi. Yahudi Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyun oynadı ama bir işe yaramadı çok şükür. Keklikler sayesinde. Biz fark etmedik tabii. Allah'ın bu millete koruduğunu biz unuttuk. 89 yılında yine İsrail Türkiye'ye 660 tane zoolog, biyolog falan filan adı altında Mossad ajanı gönderdi. Türkiye'nin her tarafına kene dağıttı. Birkaç kişi öldü. O zaman bir bayan ölmüştü. Hatice Hanım mıydı, neydi ismi? Kocaeli'nde. İzmit'te. Yani fazla da bir zarar vermedi çok şükür. Çünkü keklikler sayesinde şak şak. Bir keklik ömründe 1 milyon kene yiyebilirsin. Öyle de bir şey. Allah'ın işte bu ülkesi cennet ülke. Biz uyuyoruz ama bizi koruyanlar var. Neyse. Evet, yani Laden gülü var burada. Ve bir diğer şey, Hamamelis virginiana, sedef, eksema, akne, liken pınar, her türlü cilt hastalığına karşı etkili. Neden? Çünkü Hamamelis antiviral, antibakteri, antifungal özelliklere sahip.